Borsa İstanbul piyasa analizini sunar. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin ekonomi kanalı EkoTürk TV'de ben Cenk Arkadaş, piyasa analiz programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Önemli bir haftaya geldik. FED toplantısı var biliyorsunuz bu hafta. Faizlerde 75 bas puanlık bir artış bekleniyor. Hatırlarsanız enflasyon verilerinde yüksek bir rakamlarla karşı karşıya kalmıştık. 9.1'lik bir tüketici enflasyonu görmüştük. Beklentinin üzerine bir yükseliş kaydetmişti. Onun ardından piyasalarda bir acaba FED'den 100 bas puanlık faiz artımı gelir mi stresi yaşanmıştı. Ama daha sonrasında özellikle Christopher Waller ve Şahin üyelerden Ballard'ın yapmış olduğu açıklamalarda 75 bas puanla işaret etmeleri piyasalarda biraz tansiyonun düşmesine yol açmıştı. Bakalım bu hafta yarın başlayan ve çarşamba akşamı sonuçlanacak olan FED toplantısından sonrasındaki açıklamalar önemli olacak. Bütün gözler Powell'da olacak, kulaklarda aynı zamanda. Eylül ayına nasıl bir işaret yapılacak, süreç nasıl ilerleyecek, bunların hepsi piyasaların biraz daha şekillenmesine yol vereceğini söyleyebiliriz. Şu an için piyasa biraz daha en kötü geride kaldığı fiyatlamaya çalışıyordu. Ama geçtiğimiz hafta gelen PMI verileri de piyasalarda baskının devam etmesine yol açtığını söyleyebiliriz. Baktığımız zaman uzun bir aradan sonra ABD'de PMI tarafında da hizmet tarafında özellikle de elin altındaki rakamlar karşıla karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Avrupa tarafında yine elin altındaki rakamlar karşı karşıya kalıyoruz. Birazdan araştırma bölümümüzden Sedat arkadaşımız bizimle bunları değerlendirecek. Oradaki verilerin üzerinde daha detaylı bilgiler sizinle paylaşacağını belirtelim. Onun dışında Borsa İstanbul tarafına geldiğimiz zaman da yüksek enflasyon ve resesyon endişelerinin etkisindeki Borsa İstanbul'da piyasaya makroekonomik veriler yön verirken BIST endeksi Cuma günü 5.18 puan ve %0.21 değer kazancıyla 2516 puandan günü tamamlamıştı. Bankacılık endeksi %1.05, Holding endeksi %0.67 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran %2.08'de gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise %2.97 ile ulaştırma oldu. ABD tarafında da beklentiden kötü gelen şirket bilançoları ve zayıf ekonomik verilerin etkisiyle haftanın son işlem gününde düşüşte tamamlamıştı. New York borsasında haftanın son gününde kapanışta Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0.43 kayıpla 31.899 puana, S&P 500 endeksi %0.93 azalarak 3.961 puana ve Nasdaq endeksi de %1.87 kayıpla 11.834 puana indi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faiz oranlarını enflasyon %2 hedefine geri gelene kadar yükselteceklerini söyledi. Alman yayıncılık kuruluşu Funke'ye konuşan Lagarde, enflasyonu hedefimize geri getirmek için gerektiği sürece faiz oranlarını yükseltmeye devam edeceğiz dedi. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 11 yıl aradan sonra faizlerde bir artışa gitmişlerdi 50 bas puanlık. ECB Hozman'dan da açıklama var. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Hozman, ECB'nin Eylül ayında yeni bir büyük faiz artırım yapıp yapmamaya karar vermeden önce ekonomik durumu değerlendireceğini söyledi. Ekonomi daha az güçlü büyüyecek, tahminler bu yönde ve bu bizi biraz ihtiyatlı yapıyor diye konuşan Hozman, sonbaharda ekonominin ne durumda olduğunu göreceğiz, ondan sonra yeni bir 50 bas puanlık artırım yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz dedi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan da açıklamalar geldi. ABD ekonomi büyümesinin yavaşladığını ve resesyon riskinin olduğunu kabul ettiğini, ancak bir durgunluğun kaçınılmaz olmadığını söyledi. Yellen, güçlü ABD işe alım rakamlarının ve tüketici harcamalarının ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olmadığını gösterdiğini söyledi. Yellen, bu resesyonda olan bir ekonomi değil, ancak büyümenin yavaşladığı ve bunun gerekli ve uygun olduğu bir geçiş dönemindeyiz dedi. JP Morgan'dan da açıklamalar vardı. 40 yıldan fazla bir sürede tahvil piyasasında çalışan Bob Mitchell, önümüzdeki 18 ay içinde ABD'de 0.75'lik bir resesyon ihtimali öngörüyor. Ancak bunun fiyatlandırıldığını düşünüyor. Merkez Bankası'na güvenen tazelendiğini söyleyen Mitchell, 0.75'lik resesyon beklentisi de piyasa Fed'in gitmesi gerektiği düşündüğü yerde artık oldukça fiyatlandı ve Fed bununla uyumlu, yıl sonunda %3,5 civarında bir Fed fon oranından bahsediyoruz diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü, başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgını uluslararası halk sağlığı acil durum ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'nün şimdiye kadar 75 ülkeden 16 bin üzerinde maymun çiçeği vakasının doğrulandığını belirtirken, virüs nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Ghebreyesus'un yapmış olduğu açıklamalarda makul seviyede yayılmasına rağmen Avrupa'da çok daha hızlı yayılım gösterdiği belirtiliyor. Evet, şimdi araştırma bölümümüzden Sedat Epli'ye gidiyoruz. Sedat, bizimle hangi verileri paylaşacaksın bu hafta? Önemli, biliyorsun geçtiğimiz hafta gelen rakamlar, bilançolar vardı ABD tarafında. Bize de bilanço sezonu açıklanacak, şirket kârları açıklanmaya başlayacak. Bizi biraz bilgilendirsen bu konuda seviniriz. Cenk Akyollar, senin de bahsettiğin gibi geçen hafta ABD'deki şirketlerin 2022 ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıklamaya başladığını gördük. Cuma günü Twitter açıklamıştı bilançosunu. Salı günü ise Microsoft ve Alphabet'in yine bilanço açıklamaya devam edeceğini biliyoruz. Bu noktada aracı kurumların BIST 100 üzerinde, Borsa İstanbul üzerinde de kar tahminleri açıkladığını gördük ve 26 Temmuz itibariyle de Borsa İstanbul'da da bilanço sezonunun açılacağını hatırlatmakta fayda var. Cuma günü Twitter açıklandı demiştik. Onun biraz detaylarına bakalım isterseniz. Burada aslında beklentilerin altında bir gelir elde ettiğini Twitter'ın görüyoruz. Burada 1.18 milyar dolarlık 2022 yılının ikinci çeyreğinde gelir elde etti sosyal medya şirketi. Burada 2021 yılının ikinci çeyreğinde 1.19 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. Özellikle net kar noktasında bir net zarar açıkladığını görüyoruz şirketin. 2021 yılının yine aynı döneminde 65 milyon dolarlık bu noktada bir net gelir elde et, net kar açıklamıştı şirket. Yine bu çeyrekte baktığımızda ise 270 milyon dolarlık bir zarara açıkladığını, şirketin genel olarak detaylarına baktığımız zaman açıklamalarında satış sürecindeki belirsizliklerden kaynaklı gelir düşüşüne neden olan bazı faktörler olduğunu söyledi. Burada ikinci çeyrek gelirlerinde yaşanan düşüşün makroekonomik ortama bağlı olarak reklamcılık sektöründeki ters rüzgar ile Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecine ilişkin belirsizliğini de yansıttığını aktardı. Burada hatırladığımız gibi %9,2 olan Elon Musk'ın Twitter üzerindeki hisselerin tamamını almak için SEC'e başvurduğunu ve bu noktada Twitter'ın hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunduğunu hatırlatalım. Genel olarak Twitter bu şekildeydi. Bir de Cuma günü PMI verileri geldi. Satın alma yöneticileri endeksine baktığımız zaman bu noktada Euro bölgesinde beklentinin altında veriler açıklandı ve aslında enflasyondan kaynaklı bir ekonomik aktivitelerde darbe geldiğini gördük. Burada özellikle imalata baktığımız zaman Mart ve Nisan ayı ile beraber bir düşüşün olduğunu görüyoruz. İlk olarak Euro bölgesine bakabilirsek, yönetmenim Euro bölgesinin imalat verilerini yansıtırsa, burada gördüğümüz gibi Euro bölgesinde Şubat ayında, Ocak ayında 58,7 ile bir tap yapmıştı. Tekrar hatırlayalım, 24 Şubat'taki savaş ile beraber bunun aslında aylık bazda ciddi anlamda büyümenin, imalat sektöründeki büyümenin yavaşladığını ve 49,6 ile daralmaya işaret ettiğini hatırlatalım. Bir de hizmete bakalım isterseniz. Hizmet PMI'lara baktığımız zaman ise bu noktada yine özellikle Nisan ayında bir toparlanma olmasına rağmen son aylarda büyümede yavaş yavaş bir büyümenin yavaşladığını hizmet sektöründe de görüyoruz. Hizmet ve imalatın birleştirildi olduğu bileşik PMI'ye baktığımız zaman bu noktada 49,4'lük bir rakam olduğunu ve 51 olan beklentinin altında kaldığını görüyoruz. Burada yine bileşik PMI'da da genel olarak daralmanın olduğunu görüyoruz. Özellikle Almanya'dan da yine PMI, imalat PMI verisinin %49,2 oranında geldiğini hatırlatalım. Burada beklenti 50,7 idi. Aslında 50'nin altındaki verilerin sektörün daralmaya işaret ettiğini, üstündeki verilerin ise büyümeye işaret ettiğini görüyoruz. Ama genel olarak 50'nin üstündeki verilerde büyümede bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Ve diğer 50'nin altındaki verilerde de genel olarak sektörlerin daraldığını görmekteyiz. Euro bölgesindeki PMI verileri bu şekildeydi. Bir de ABD'ye bakalım isterseniz. ABD'de imalat sanayi PMI verisi 2 yılın en düşük seviyesine gerçekleşti. Özellikle 0,4 puanlık bir
azalış meydana geldiğini bu noktada görüyoruz. Haziran ayında 52,7 olarak açıklanmıştı. Temmuz ayında bu rakam 52,3 olarak açıklandı. Burada yine imalat sektöründeki satın almalarda özellikle Temmuz ayında büyümede bir yavaşlama olduğunu görebiliyoruz. Hizmet PMI'ne baktığımız zaman yine aynı şekilde burada da bir yavaşlama olduğunu görüyoruz ve 26 ayın en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. Burada 47'lik bir seviyeye ulaşıldı. Yani ciddi anlamda Haziran ayına göre bir daralma olduğunu hizmet sektöründe görmekteyiz. Haziran ayında 52,7 olarak açıklanmıştı. Temmuz ayında ise 47 olarak açıklandı. Bu da net olarak sektörün biraz daha daralmaya yönelik gittiğini ve enflasyonist baskının hizmet sektöründe de hissedildiğini bizlere gösteriyor. Genel olarak bu şekilde. Bir de bileşiğe bakalım isterseniz. ABD'deki bileşik PMI verisinde ise bu noktada genel olarak baktığımızda 47,5'lik bir rakama ulaşıldı görmekteyiz. Genel olarak bu şekildeydi ABD'deki ve Euro bölgesindeki PMI verileri. Aslında bunlar biraz daha resesyona ilişkin baskıları arttıran veriler olduğunu hatırlatmakta fayda var. Peki bugün hangi önemli veri başlıklarımız var? Bugün hangi verilere dikkat edeceğiz? Ona bakalım isterseniz. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu imalat güven endeksini paylaşacak. Hizmet sektöründe güven endeksi en son %1,7'lik bir düşüşle 119,6 puan olarak gerçekleşmişti. Bu noktada beklentileri hep birlikte göreceğiz. Yine saat 10'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye Temmuz ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve aynı zamanda reel kesim güven endeksini paylaşacak. Kapasite kullanım oranı geçen ay 77,6 olarak açıklanmıştı. Reel kesim endeksi ise 106,4 olarak geldiğini hatırlatalım. Yurt dışına baktığımız zaman ise Almanya'da Euro bölgesinin en önemli verisi gelecek. Bu noktada Alman Düşünce Kuruluşu IFO'nun Temmuz ayına ilişkin verileri açıklanacak. İş ortamı endeksi en son %92,3 olarak gelmişti. Cari durum ise %99,3 olarak gözüküyor. Beklentinin ise 85,8 olduğunu hatırlatalım Temmuz ayına ilişkin. Euro bölgesinin ardından ABD'den veriler gelecek. Saat 18.30'da ABD'de 3 ve 6 aylık bono ihaleleri gerçekleşecek. Son olarak saat 8'de 2 yıllık tahvil ihalesi gerçekleşecek. Son tahvil ihalesi de ise bileşik faizinin %2,06 olduğunu hatırlatmakta fayda var. EkoTürk araştırma ekibi olarak genel olarak aktaracaklarımız, verilerimiz bu şekildeydi. Gün içindeki önemli verileri ve günün öne çıkan paylaşlarını sizlerle aktarmaya sürdüreceğiz. Evet, baktığımız zaman önemli bir haftada olduğumuzu belirtiyoruz. FED toplantısı hakikaten önümüzdeki döneme damgasını vuracak mı, vurmayacak mı? Enflasyonla beklenti mücadele noktasındaki süreç biraz karın ağrılarıyla devam ediyormuş gibi gözükse de kısa vadede bir emtia fiyatlarındaki geri çekilmenin getirmiş olduğu rahatlama söz konusu. O nedenle önümüzdeki iki veride daha sağlıklı, daha yumuşak hareketlerin yaşanması beklentisi hakim piyasa tarafında. Bunu da FED bakalım fiyatlarken vurgulamalarda nasıl bir süreçte karşı karşıya kalacağız. Mesela bu konuyla ilgili olarak hemen özellikle de baktığımız zaman Refinitiv'in bir çekirdek emtia endeksimiz var. Onu ekrana yansıtabiliriz arkadaşlarımız Reuters tarafında. Burada da görüldüğü üzere yaklaşık olarak %10'dan fazla bir geri çekilmeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 326-330 bölgesinden yaklaşık olarak 270-280 bandına kadar geri çekildiğini görmekteyiz. Şimdi burada bir dengelenme çabası içinde kaldığını söyleyelim. Bundan sonraki süreç adım hakikaten resesyonun fiyatlanmasının buradaki yansıması nasıl olacak? Emtia fiyatları üzerindeki baskı hala devam edebilecek mi? Kritik soru burada. Burada görünen grafikte baktığımız zaman morda gözüken ve sistemi daha önceki birçok defa taşıyan 34 haftalık etrafında bir dengelenme çabası içine girdiğini gösteriyor. Bu da yaklaşık olarak 281 seviyesinde olduğunu belirtelim. 281 ve üzerine tutunmaya başlarsa burada bir rahatlama sürecinde yaklaşık bir 6-7 haftaları süren geri çekilme sürecinin resesyon fiyatlamasının artık etkisinin fiyatlara yansıdığını söyleyebiliriz.
Hakikaten gerçekten bir resesyon beklentisi oluşmaz ve gerçekleşmeye başlar ise bundan sonraki süreçte fiyatlamanın biraz daha derinleşmesi beklenir. O zaman da süreç bize yavaş yavaş aşağıdaki trend çizgisine doğru bir çekilme sürecini getirebilir. Ama o bölgenin altında kısa vadede ben bir beklenti, düşüş beklentisi içinde olmadığımı belirtebilirim. Buradan gelecek tepkili hareketlerinde de üst sınır şu an için kısa vadede 305 seviyesi gibi olduğunu vurgulayalım. O bölgeye kadar oluşacak toparlanmaları teknik açıdan normal bir normal değerlendirmek lazım. Süreç sonbahar için önemli. Biliyorsunuz siyasi politik tansiyon birçok noktadan yüksekti. Hep bahsettiğimiz iki nokta vardı. Kırmızı nokta olarak değerlendiğimiz Rusya-Ukrayna hikayesinde. Rusya-Ukrayna hikayesindeki süreç bir savaşla sonuçlanmıştı. Bundan sonraki süreçte bakalım önümüzdeki dönemde Tayvan-Çin hikayesinde sonbaharda bir gelişme, bir tansiyon yükselmesi olabilir mi? Dünkü haber başlığı, hafta sonu gelen haber başlıklarına baktığımız zaman şunu da görüyoruz önemli bilgi başlıklarından. ABD özellikle de Genelkurmay Başkanı'nın yapmış olduğu bir seyahat var. Bu seyahat esnasında gündeme getirdi. Çin'le ilgili başlıklar var. Oraya da ben değinmek istiyorum. Oradaki başlıkta da kendisi şuna vurgu yapıyor. ABD Genelkurmay Başkanı Orgen Mark Miley, Çin ordusunun son 5 yılda önemli derecede daha saldırgan ve tehlikeli olduğunu belirtti. Asya ziyareti kapsamında Endonezya'nın başkenti Jakarta için yola çıkan Miley, kendisine eşlik eden gazeteciler açıklamada bulundu. Yapmış olduğu açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının son 5 yılda Pasifik bölgesinde ABD'nin yanı sıra Japonya, Kanada, Avustralya, Filipinler ve Vietnam'a yönelik engellemelerin önemli ölçüde arttırdığını belirtiyor ve aynı zamanda da kendisi de Tayvan bölgesine dikkat çektiğini de belirtmek lazım. Bu bölge hep bir yumuşak karın olarak önümüzdeki dönemde karşımıza çıkması beklenebilir. Buna karşılık aynı zamanda bir de Çin tarafından yine açıklamalar vardı. Özellikle de bu ABD'de kote olmuş firmaların dekode edilmesi, yani Çin firmanın ABD'den delist edilmesi ile ilgili süreçte de 3 fazlı koruma sisteminin oluşturmaya çalışıldığı söylenmekte. Bakalım bunlar önümüzdeki dönemde piyasalar için önemli olacak bir diğer başlıktı. Çin tarafına döndüğümüz zaman önemli dünyadaki numaralı ekonomisi önümüzdeki dönemde gündemde hep olacağı ve bir numaraya doğru gitmesinin beklendiğini belirtelim. O noktada da biliyorsunuz özellikle de mortgage tarafında sıkıntılar yaşandı. Emlak piyasasında sıkıntıların yaşandığını söyleyebiliriz. Orada da bugün gelen haber başlıklarına Çin'de 44 milyar dolarlık yeni bir devlet fonu oluşturulacağı ve sektöre destek verilmeye çalışılacağını belirtildiğini söyleyelim. İsterseniz biraz da fiyatlamalara bakalım. Nasıl bir fiyatlamalarla karşı karşıyayız? Bugün FED haftasına girerken, başlarken risk iştahının biraz düşük olduğunu söylemek mümkün. Çin'de Şangay Kompozit Endeksine baktığımızda 0.66'lık düşüşte 3.248 puanda olduğunu, Japonya'da Nikkei Endeksinin 0.88 düşüşte 27.680 puanda, Hong Kong Hang Seng Endeksinde %1.02'lik düşüş ile 2.405 puanda olduğunu, 20.399 puanda olduğunu söyleyebiliriz. Güney Kore 0.50'lik artışla 2.405 tek pozitif ayrışan piyasa konumunda gözüküyor şu an için. Hindistan'da da Sensex'te de 0.79 düşüşte 55.628 puanda olduğumuzu görüyoruz. Paritelerde bir bakalım. Özellikle de dolar endeksi biliyorsunuz özellikle de 109 seviyesine kadar gitmişti. Şu anda 106.75'lere kadar geri çekildi. DXY'in oluşturan ana faktörü özellikle Euro-Dolar paritesinde Euro tarafının burada önemli olduğunu hatırlatalım. Sepet'teki ağırlığı %57 civarında olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz hafta Euro bölgesine 50 bas puanlık faiz artışıyla beraber hafif de olsa Euro'yu ipten alma çabası gibi değerlendirmek lazım. Orada da biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda günlerde 0.99'lara kadar indiğimizi, 99.50'lere kadar indiğimizi söyleyelim. Bu da ister istemez önümüzdeki dönem için sıkıntılı günlerin hala Euro bölgesi için devam edeceğini. Demin de Sedat arkadaşımızın belirttiği gibi, Sedat Epli'nin belirttiği gibi PMI tarafında da Avrupa'da resesyon öncü ülkesi olan Almanya'da da resesyon beklentilerinin fiyatlanmaya başladığı net şekilde görülmekte. Euro dolar paritesine baktığımızda 1.02'deyiz. Pound dolarda da 1.1968, dolar yen 136.43'te.
Dolar İsviçre frankında da 0.9644'te olduğumuzu görüyoruz. ABD endekslerine bakalım. ABD endekslerinde de vadeli tarafta baktığımız zaman bugün de zayıf bir seyirle karşı karşıyayız ama çok derin satışların olduğunu söylemek mümkün değil. Dow Jones'ta 0.13'lük düşüşte 31.863, S&P 500'de de 0.10'luk düşüşte 3.959 puanda olduğumuzu, Nasdaq tarafında da 0.11'lik düşüşte 12.412 puanda olduğumuzu söyleyelim. Hemen ABD tahvillerine de bir bakalım. Bu hafta tahvil ihalelerinin de olduğunu biliyoruz. ABD tahvillerine özellikle de FED toplantısı öncesinde biraz satışların geldiğini söylemek mümkün. Aslında iyi bir rally yaşamıştı son 10 günlük süreç zarfında. Baktığımızda 2 yıllık tahvilde 3.04'deyiz. 10 yıllık tahvilde 2.7950'de. 30 yıllık tahvilde de 3.01'de olduğumuzu görüyoruz. Burada kritik eşik 2 yıllık da 10 yıllık tahvil arasındaki farkın özellikle de 2 yıllık tahvil lehine çalışması pozitif tarafa geçti. Yani aradaki farkın 2 yıllık lehine gelişmesi. 10 yıllıkla farka baktığımız zaman eksi tarafta bir fiyatlamanın geldiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak 20 bas puanın üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Bu da 2008 krizinden bu yana görülmemiş oranda derinleşen bir resesyon fiyatlaması olduğunu belirtelim. Şimdi Forex editörü Neslihan Köroğlu'na bağlanıyoruz. Neslihan Hanım merhabalar. Merhabalar Cenk Akyoldaş. İyi haftalar, iyi yayınlar. Sizden borsa anketinizi ve aynı zamanda da bu haftaki gelecek olan ekonomik takvimdeki verileri bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Evet, borsa anketimiz biraz önce tamamlandı. Borsanın haftaya alım ağırlıklı bir seyirle başlaması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini artı 4.80 puan oldu. Ortalama tahmin ise artı 3.53 puan olarak gerçekleşti. Forex Haber olarak bugün düzenlediğimiz ankete 35 aracı kurum analisti katılım sağladı. Ankette en yüksek beklentinin artı 19 puan olduğunu gözledik. En düşük beklenti ise eksi 32.56 puan olarak gerçekleşti. Ankete katılım sağlayan 35 analistin 26'sı pozitif, 9'u ise negatif açılış tahmininde bulundu. Ekonomik takvime bakacak olursak ayın son haftasına geldik. Piyasaları yoğun bir veri akışı bekliyor. Haftanın en önemli verisi ise çarşamba akşamı açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı olacak. Bugün yurt içinde saat 10'da TÜİK hizmet, perakende, ticaret, inşaat güven endekslerini, Merkez Bankası ise kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeks verilerini açıklayacak. Günün en önemli verisi olan Almanya IFO endeksleri Türkiye saatiyle 11'de açıklanacak. Alman Düşünce Kuruluşu'nun açıklayacağı iş ortamı endeksinin Temmuz ayında 92.3'ten 90.2'ye gerilemesi bekleniyor. Amerika'da iki bölgesel FED tarafından açıklanacak endeksler var bugün. Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksini, Dallas FED Texas İmalat Aktivite Endeksini yayınlayacak. Bugün Türkiye saatiyle 20'de Amerika'nın 2 yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor. En son 2 yıllık tahvilin ortalama faizi %3.084 seviyesine çıkmıştı. Yarın TÜİK motorlu taşıtları istatistiklerini Merkez Bankası konut fiyatlarını açıklayacak. Konut fiyatları Mayıs ayında yıllık %127 artışla rekor kırmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Borsa İstanbul'da işlem gören şirket ve bankalar için bilanço dönemi başlıyor. İlk gün Arçelik, Tofaş ve Yapı Kredi Bankası'nın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını alacağız. Amerika'da Philadelphia Fed'in imalat dışı sektörlerin aktivitesini ölçen endeksleri, 3 ayrı konut verisi, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Endeksi ve Dallas Fed Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi var yarın. Ayrıca ABD Hazinesi Türkiye saatiyle yine 20'de 5 yıllık tahvil ihracına çıkacak. Çarşamba gününe geldiğinizde yurt içinde beklenen bir veri, önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışı tarafta Avustralya'da ikinci çeyrek tüketici fiyatları ile güne başlayacağız. Analistler Avustralya Merkez Bankası'nın gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda açıklanacak enflasyon rakamlarına göre 50 veya 75 bas puan faiz artışına gidebileceğini belirtiyorlar. Bu notu da paylaşmış olalım. Avrupa piyasaları Almanya'dan gelecek ve önümüzdeki ay için tüketicilerin beklentilerini gösteren tüketici güven endeksi verisiyle açılacak. Endeks Temmuz'da eksi 27.4 ile oldukça karamsar bir görünüm sergilemişti. Ağustos ayına ilişkin beklentilere baktığımızda da eksi 28.1'e gerileme yönünde tahminler oluştuğunu görüyoruz. Günün diğer tüketici güveni rakamları da Fransa ve İtalya'dan gelecek. ECB Euro bölgesi için parasal veriler ve
kredi rakamlarını da çarşamba günü duyuracak. Amerika'da ise dayanıklı mal siparişleri, öncü ticaret, toptan stok rakamları gibi veriler var. Haziran ayı dayanıklı mal siparişleri ilişkin tahminler %0.3 düşüşe işaret ediyor. Amerika'da haftanın konut piyasalarıyla ilgili bir diğer verisi de beklenen konut satış rakamları olacak. Çarşamba günü açıklanacak veri, sözleşmeleri imzalanan ancak henüz kesinlik kazanmayan satış rakamlarını gösteriyor bu data. Önceki ay %0.7 artış kaydetmişti. Haziran ayında ise aylık bazda 2.1 düşüş tahmini bulunuyor. Tüm bunlarla birlikte piyasalarda gözler tabii ki haftanın en önemli gündem maddesi olan Fed faiz kararında olacak. Son toplantıda banka 75 bas puan olmak üzere 3 toplantısına 150 bas puan faiz artışına gitmişti. Fed'in bu toplantıda da en az geçen toplantıda olduğu gibi 75 bas puanlık artışa gideceği tahmin ediliyor. Perşembe günü Türkiye'de ekonomik güven endeksi verileri öne çıkıyor. Merkez Bankası yılın 3. çeyrek dönemi için enflasyon raporunu açıklayacak. Bu da piyasalar için önemli. Başkan Kavcıoğlu'nun sunumunu yapacağı raporda enflasyon tahminlerinin revize edilip edilmeyeceği önem taşıyor. Merkez Bankası ayrıca 21 Temmuz tarihli para politikası kurulu toplantı özetini de perşembe günü yayınlayacak. Yurt dışı tarafta Japonya perakende satışlar, Euro bölgesinde ekonomik görünüm ve güven endeksleri var. Bölgede ekonomik görünüm endeksinin 104'ten 101'e gerilemesi bekleniyor. Almanya'da gün boyu 6 eyaletten gelecek enflasyon rakamlarının ardından ülke geneli için TÜFE rakamları gelecek. Beklentilere bakacak olursak Temmuz'da aylık bazda %0.5 oranında artış tahmini bulunduğunu görüyoruz. Amerika'da ise ikinci çeyrek için ilk gayri safi yurt içi hasılası rakamları var. Ülkede ilk çeyrekte %1.6 düşüş daralma görülmüştü. İkinci çeyrek beklentileri %0.6'lık büyümeye işaret ediyor. Ayrıca yine perşembe günü Kanada ve ABD hazineleri tarafından gerçekleşecek iki ihalede analistler tarafından takip edilecek. Ayın son işlem gününe geldik. Cuma günü TÜİK dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyatları ve turizm istatistiklerini yayınlayacak. Bunun dışında Turizm Bakanlığı'ndan da yabancı ziyaretçi sayılarını alacağız. Bir önceki ay yabancı ziyaretçi sayısı baz etkisinin nedeniyle, baz etkisiyle %304.5 artış kaydetmişti. Bunu da belirtelim. Hazineden de akşam saatlerinde 3 aylık iç borçlanma strateji raporunu alacağız. Yurt dışı tarafta Japonya'da sanayi üretimi ve işsizlik oranı öne çıkıyor. Almanya'da büyüme ve istihdam rakamları var. Euro bölgesindeki öncü tüketici enflasyonu ve gayri safi yurt içi hasıla rakamları da takvimde yer alıyor. Amerika'da ise cuma günü kişisel gelir ve harcamalarla birlikte özellikle Fed tarafından yakından izlenen çekirdek PCE verileri, Chicago PMI, Michigan tüketici güven endeksi ve ABD tarım fiyatları cuma günü takip edilecek data akışı arasında öne çıkıyor. Cenk Akyoldaş, Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Teşekkürler Neslihan Köroğlu. Biz de piyasalarınıza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, analizlerimize başlayalım. Geçtiğimiz hafta ABD, bu hafta biliyorsunuz FED toplantısı öncesinde ABD piyasasına ya da piyasalarda nasıl bir seyir olmuş? Para giriş çıkışlarına bir bakalım. Buradaki gelişmeler bize ne söyleyecek, ne işaret ediyor? Buradaki Refinitiv'in de toparlamış olduğu Reuters grafikten çektiğimiz veri, tabloya göre baktığımız zaman ABD hisse senetleri piyasasına geçtiğimiz hafta 8.45 milyar dolarlık çıkış yaşandığını görüyoruz. Kırmızı ile gözüken tablo farkındaysanız geçtiğimiz haftalarda hala çıkışın bir toparlanma olmasına, bir toparlanma olmasına rağmen 15 Temmuz'da başlayan süreçte en yoğun satışı daha sonrasında bir giriş olması rağmen daha sonraki 3 haftada, 4 haftada da sürekli olarak negatif bölgede kaldığımızı söyleyebiliriz. Bu da tepki yükselişlerinin hala bir satış fırsatı olarak değerlendirmeye çalışıldığını gösteriyor. Fonlar tarafında resesyon fiyatlamasına rağmen 3600'lerden 3900'lere gelmiş bir 4000 sınırına dayanmış bir ABD S&P 500 endeksi olmasına rağmen burada gördüğümüz kadarıyla çıkışların fonlar tarafında devam ettiğini bize gösteriyor. Öte yandan para, peki çıkan para nereye gidiyor diye baktığım zaman
para piyasası fonlarına kaydığını söylemek mümkün. Para piyasası fonlarında momentum düşse de son 3 haftada azalan bir ivmeyle de gelse de yaklaşık olarak 20 milyar dolarlardan geçtiğimiz haftaki değerlendirmelerde 4.28 milyar dolarlık bir giriş olduğunu söyleyebiliriz. İkinci grafiğimize geçelim. İkinci grafiğimize baktığımız zaman burada da büyüme hisse büyüme fonlarıyla aynı zamanda değer fonlarının yani büyüme hisseleriyle de değer hisselerinin ne girişleri değerlendiren bir grafik. Burada da çıkışın devam ettiğini söylemek mümkün. Büyüme fonlarından yani IT firmalarının daha çok yer aldığı sektörden baktığımız zaman yeşille gözüken değerlerde yaklaşık 3.46 milyar dolarlık bir çıkış olduğunu söylemek mümkün. Geçtiğimiz evvelki hafta hafif minimal bir giriş olsa da baktığımızda yine son 4 haftanın üçünde negatif tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz. Sarıyla gözüken de değer fonlarıdır. Oradaki ne baktığımız zaman da orada da satışların hala devam ettiğini gösteriyor. Bu da fonların hala piyasada yükselişi biraz daha satış fırsatı olarak değerlendirmeye çalıştığını gösteriyor. Peki FED haftasında izledik. FED haftası ile ilgili bir grafiğimiz var. Onları bir değerlendirelim. FED 75 bas puanlık faiz artışına hazırlanıyor diyor grafik. Burada da ABD enflasyon verisi hem çekirdek enflasyonu burada aynı grafikte değerlendiriyoruz. Bir de FED font rates dediğimiz FED faizini baktığımız zaman FED faizinin görüldüğü üzere 1.75'ler civarında olduğunu daha sonraki süreçte de işte 75 bas 2.5 yıl sonuna doğru da 3.5 3.25 3.5 bölgesinde bir sonuçlanması beklenen süreçteyiz. Aradaki makasın ne kadar açık olduğunu geçmiş verilere baktığımız zaman aslında hiçbir zaman Fed'in makasın bu kadar açılmasına izin vermediği ve makas açılmaya başladığı anda da hemen normalde faizleri nereye çıkarttığını enflasyon üzerindeki bir bölgeye çıkarttığını ve peşinden de normalleşmenin geldiğini görüyoruz. Son dönemde makasın bu kadar açılmasıyla birlikte FED tekrardan ani bir sert fiyatlama içine girmiş vaziyette 2022 yılıyla beraber. Aradaki makas baktığımızda 2004'ten bu yana ne çekirdek enflasyon tarafında ne normal enflasyon tarafında bu değerlerle karşı karşıya olmadığımızı görüyoruz. Ama son yapılan faiz artımlarının ufak da olsa biraz etkisinin olduğunu özellikle de çekirdek tarafta hafif kafanın aşağı doğru eğilmeye başladığını bize gösteriyor. Bu da önümüzdeki dönem için sevindirici olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Biliyorsunuz demin de bahsetmiştim. İki önemli üye Christopher Waller ve James Waller, bunlar şahin olarak adlandırılan üyelerdi. 100 bas puanlık faiz arttırımı noktasında Fed'in hareket etmemesi gerektiğini, 75 basa sadık kalması gerektiğini söylüyorlar. İşte bunun arkasına yatan nedeni demin Refinitiv'in çekirdek MTI endeksindeki geri çekilmeyle bahsetmiştik, hatırlatalım dedik. Ama bundan sonraki süreç gözler çarşamba günü yapılacak olan açıklamalarda Eylül ayında nasıl bir patika dayanacak? 50 bas puanla mı yoksa 75 bas puanla mı devam edilecek? Bu takip edileceğini belirtelim. Son FED toplantısından bu zamana kadar geçen sürede S&P 500 yaklaşık %10'luk bir toparlanma yaşadı. ABD 10 yıllık tahvillerde de yaklaşık olarak 3.50'lerden 3.40-3.50 bandından yaklaşık olarak 2.80-2.90 bandındaki bir bölgeye yani 65-60 bas puanlık bir geri çekilme yaşandığını gördük. Bir sonraki grafiğimiz var. Burada da şunu görüyoruz. 3 tane önemli enflasyon verisi, işte manşet enflasyon, çekirdek enflasyon ve 10 yıllık ABD tahvili enflasyonunun 10 yıllık tahvili faizlerini görüyoruz. Burada da 9.1, 5.9 ve yaklaşık 2.93 bandında yer alan son gerçekleşmede 2.80'de kapatmıştık haftayız. Bu böyle bir mücadele içinde olduğunu. Geçmiş verilere baktığımız zaman aslında aradaki ilişkinin ne kadar yakın bir ilişki içinde olduğunu, özellikle de 2021'in son çeyreğiyle birlikte başlayan süreçte ciddi bir makas açılımıyla karşı karşıya kaldığımızı söylemek mümkün. Bakalım önümüzdeki günler bize neler getirecek FED açıklamaları tarafında. Onun dışında bu hafta ABD'de de hisse senetleri tarafında bizde de bu hafta başlıyor. Bilanço verileri açıklanacak. S&P 500 tarafındaki beklentilere bakalım hangi sektörler üzerinde pozitif etki var. Özellikle de 2022 gelirleri açısından baktığımız zaman kar büyümesi ve
büyüme tahmini açısından en iyi rakamın enerji sektöründen gelmesi bekleniyor. %67.8. Şimdi burada şirketler aslında ikinci çeyrek itibariyle oldukça zorlu bir dönem içinden geçtikleri belirtiliyor. Burada yıla başlarken ki fiyat kazanç oranları 21.7 idi. Şu anda geldiğimiz yer 17.3 olduğunu belirtelim. Tarihsel ortalamalar 15.5 olduğunu vurgulayalım S&P 500 tarafında. DXY burada şirketler üzerinde ne kadar etkili oldu? Yani DXY Amerika dolar endeksine baktığımız zaman yılbaşından bu zamana yaklaşık olarak %15'in üzerinde bir değer kazanımı sağladığını söyleyebiliriz. Bu da ihracatçı firmaların rekabetçi olmaları yönünde önemli negatif baskı yarattığını söyleyebiliriz. Morgan Stanley bununla ilgili bir çalışma yapmış. Morgan Stanley yapmış olduğu çalışmaya göre her bir birimlik DXY'deki kuvvetlenme kârlar üzerinde yaklaşık olarak %0.5'lik bir negatif etki yarattığını söylüyorlar. Bu nedenle de bu hafta açıklanacak olan büyük ana firmalar adına baktığımız zaman 26'sında Alphabet'i görüyoruz, Microsoft'u ve Coca-Cola'yı görüyoruz. Üçünün bilançosu gelecek. Yine aynı şekilde S&P 500'ü Nasdaq ana taşıyıcı hisseler olan Apple ve Amazon'un da yine bilançosu. Yani 5 büyük firmanın bu hafta bilançoların geleceğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Twitter biraz şok yaratmıştı. Beklentinin altında bir rakamlarla karşı karşıya kalmıştık. Demin anlatmaya çalıştığım hikayede de şu var. S&P 500 şirketlerinin gelirlerinin %40'ı overseas, yani kıta ötesinden dünyadan elde ettiklerini söyleyebiliriz. Burada da işte rekabetçi olamamanın getirmiş olduğu etkiler, o ülkelerden işte doların tekrardan döndürülmesi, parayı geri getirilmesi gibi sıkıntılar, burada da kârlar üzerinde negatif etki yapması beklentisi Morgan Stanley tarafından vurgulanmıştı. IT sektörü, işte bu hafta gelecek bilançolar tarafında yılbaşından bu yana en çok satış yiyen sektörde biliyorsunuz Nasdaq endeksiydi. Oradaki verilere de baktığımız zaman yaklaşık olarak gelirlerinin %58'ini overseas'den, yani Amerika kıta dışından elde ettiklerini görüyoruz. Bu da kârlar üzerine baskı unsuru olması beklentisini ortaya çıkartıyor. O nedenle bu hafta gelecek olan bu 5 büyük şirketin bilançosu biraz daha piyasaların kaderini belirleyecek gibi gözüküyor. Yüksek enflasyon döneminde güçlü dolarla beraber aynı zamanda tedarik zincirlerindeki sıkıntıların üçünün birleştiği, resesyon ortamına giderken girilme ihtimalinin kuvvetlendiği bir pozisyonda kârlar nasıl gelmeye devam edecek? Bu beklentiler biliyorsunuz. Beklentiler satın alınır, gerçekler satılır misali. Önden bunlar fiyatlanmıştı. Bakalım etkisi nasıl olacak? Sektörel bazda baktığımızda enerji sektörünün çok kuvvetli olması beklentisi var. En zayıf sektörün finans sektörü %3.88 düşüşle. Altyapı sektörü 0.8. Yine komünikasyon dediğimiz iletişim sektörüne 3.9'luk bir performans büyümesi beklentisi var. Gayrimenkul sektörü, materyaller ve endüstri sektörünün S&P 500'ün performansının üzerinde bir performans göstermesi beklendiği de grafikte belirtilmiş. Peki Avrupa tarafına dönersek, Avrupa tarafı neye işaret ediyor? Bu arada DXY tarafında daha önceki çalışmalara baktığımız zaman yapılmış olan analizlerde son 50 yıllık analizler çerçevesinde %20 civarında DXY'da yaşanan değer kazanımlarından sonraki 12 aylık süreçte yaklaşık olarak bir %4,5-%5 civarında bir değer kaybı yaşandığı da görülmekte. STOXX 600 tarafı Avrupa'nın ana gösterge endeksi, en büyük bütün kapsayıcı endeksi olarak karşımıza çıkıyor. Burada da dikkati çeken enerji sektörü %184.2'lik bir artışla açık ara birinci olacağı bekleniyor. Ortalama kar büyümelerindeki beklenti S&P'yi yukarı çeken, STOXX 600 yukarı çeken ana faktör burası gibi gözüküyor. STOXX 600 üzerinde performans gösteren iki tane sektör var. Endüstri sektörü ve temel metaller olarak karşımıza çıktığını belirtelim. Diğer sektörlerin hepsinin aşağıda kalması ve özellikle de teknoloji, finans ve gayrimenkul sektörünün negatif tarafta performans göstermesi beklentisi sahip, ortalama %22'lik bir kar beklentisine büyüme olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz hemen kaldığımız yerden analizlerimize başlayalım. DXY'a bir bakalım. DXY'ın grafiğine baktığımız zaman 109 bölgesinden başlayan geri çekilme 106,5 bölgesine, 106,40 bölgesine bir dengelenme çabası içine girdiğini söylemek mümkün. Buradaki geri çekilme FED toplantısı sonrasında da devam edebilir. Ama aşağıda morda gözüken 105,40'lar, 105,50 bölgesi bizim ana taşıyıcı unsurumuz olduğunu vurgulayalım.
O bölgenin ötesine geçici bir gelişme olmadığı sürece hala DXY'in diğer para birimlerine karşı güçlü kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu da demin de bahsettiğimiz gibi hem borsalar üzerinde bir sıkıntı hem de diğer enstrümanlar üzerinde bir baskı unsuru olarak karşımıza çıktığını bize gösteriyor. Özellikle de dolarla değerlenen emtia tarafındaki varlıkların üzerinde de fiyatlarında bir baskılanmaya yol açtığı da kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Hemen tahvil piyasasına gidelim. Tahvil piyasasındaki gelişmeler ne söylüyor bize? Bu hafta için önemli verilerin olacağı bir dönemdeydik. Hep vurguladığımız bir grafiğimiz var. Öncelikle şuna bakalım. Toplu olarak ABD tahvil piyasasına baktığımız zaman 3'ün üzerindeydi en son tatile ben giderken bayram tatili öncesinde. Bütün tahviller hemen hemen 3 civarı ve üzerinde fiyatlama noktasındaydı. Şu anda baktığımızda 7 yıllık tahvil dışında bugün de ihalesi var. Hepsi hemen hemen 3 ve altına yanaşmış vaziyette ve kümelenmeye başladıklarını, dar bir bant içine girdiklerini gösteriyor. Burada da esas resesyon beklentisine sürükleyen nokta 2 yıllık 10 yıllık tahvil tarafındaki fark olduğunu belirtelim. Farkındaysanız 2 yıllık tahvil ile 10 yıllık tahvil arasındaki fark negatif bölgede -20 bas puana kadar geçmiş vaziyette. Şöyle geçmiş verilere baktığımız zaman 2007-2008 döneminde 2008 global ekonomik kriz öncesindeki resesyon beklentilerinin olduğu bölgenin de altında bir fiyatlamalarla karşı karşıya olduğumuzda o zamanki dönemde bile biz eksi fiyatlamalarda oraya kadar inmemişiz. Bizim senaryo biraz daha 2000 başındaki fiyatlamaya doğru gidiyormuş gibi bir yapı var. O zaman da aradaki makasın yaklaşık %1'e kadar açıldığını gösteriyor. Şu an 0.20'lerdeyiz. Bakalım önümüzdeki dönem bize nasıl bir senaryoyla karşı karşıya bırakacak. Bu bilgiler şimdi hemen dönelim. Borsa İstanbul tarafını değerlendirelim. Borsa İstanbul tarafında da geçtiğimiz hafta toparlanma haftasıydı diyebiliriz. Bir tepki geldi. Bilanço dönemi öncesinde sert bir toparlanma içine girdiğimizi görmekteyiz. Buradaki yapıya baktığımızda 2350 bölgesi artık bizim için kısa vadede dip bölge gibi olduğu söyleyebiliriz. 2343-2350 bu bölgeden gelen sert toparlanmayla beraber 2510 bölgesinin üzerine taşınmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki sürece baktığımız zaman bizim için kritik eşik, şimdi burada biz omuz baş omuz formasyonu oluşturabiliriz. Onun için tehlikeli. Muhakkak ve muhakkak sürecin bu bölgenin ötesine taşınması için 2510 ve üzerinde kalıcılık gösteriyor. Haftalık kapanıştan bu bölgenin üzerinde kalması gerekiyor. Baktığımızda son bu hafta, dördüncü hafta artık parabolik sar açısından değerlendirdiğimizde düşüş trendi içindeki tepki hareketleri içinde bir bölgedeyiz. Ortalamalar nerede diye baktığımızda aşağıda 2465-2450 bölgesi ilk önemli destek noktası konumunda olduğunu gösteriyor bize. Onun altında sarkmalarda 2420 ve onun altında da 2340-2350 bölgesi karşımıza çıkan seviyelerdir. Buradaki formasyon sürecinin oluşmaması adına muhakkak ve muhakkak fiyatlamaların, yani şöyle düşün, omuz baş omuz şeklinde bir süreç oluşmaması adına bizim bir an önce şu bölgeyi dolduruyor olmamız gerekiyor diyelim. Hemen biraz daha kısa vadeye doğru gidelim. Günlük grafik açısından değerlendirelim. Günlük grafik açısından baktığımız zaman ortalamanın üzerinde gidiyoruz. 8 barlık, 20 barlık ve aynı zamanda kırmızıda gözüken ortalamanın da üzerine taşınmış vaziyetteyiz. Bunlar sevindirici gelişmeler. Mim olan 2510 ve üzerinde tutunuyor olmamız. O bölgenin üzerinde kaldığımız sürece hareket yukarı doğru gitmek isteyecektir. Yukarıdaki hedeflere baktığımız zaman burası 2610'a işaret eder. Mesele 2500-2510 üzerinde kalıcılık göstermemiz. Bir ön koşulumuz bu. Kısa vadede düşen trendten çıkmış vaziyetteyiz. Parabolik trend göstergemiz yükseliş trendinin içinde olduğumuzu gösteriyor. Geri çekilmelerde 2460-2476 aralığı bizim maksimum geri çekilme bölgemiz olması gerekiyor. Bu bölgenin ötesine geçen bir düşüş hareketi işin biraz daha piyasa adına zorlu bir döneme girdiğini gösterir. O nedenle makul geri çekilme sınırı 2480-2490 aralığı. Onun ötesinde sarkma olabilir ama kapanışların muhakkak ve muhakkak şu kırmızıyla gözüken ortalama üzerinde kalıyor olması gerekiyor. Ki hareket hala kendi dinamizmini korusun. Ama tabii ki gönül hep şunu söyledi, 2510 bölgesinin üzerinde bir fiyatlamalar bize yukarı doğru hareketin devamını işaret edecektir diyebiliriz. Peki 240 dakikalık grafik açısından da kısaca bir baktığımız zaman burada kısa vade için bizim için 2500
50 bölgesinin 2540-2550 bölgesinin önemli bir direnç aralığı olduğunu, hareketin bir üst segmente geçebilmesi için bu aralığı geçmesi gerektiğini gösteriyor. O şu bölgede bir dalgalanma yaşadığımızı söylemek mümkün. Bu dalgalanma sonrasında 2506 ve üzerinde tutulmaya devam ettik. Bu da bizim için geri çekimlerde önemli bir destek noktasında olduğumuzu söylüyor. Geri çekimlerde 2480'e de dikkat etmek gerektiğini bir kez daha tekrar gün içi hareketlerde vurgulamak isterim. Efendim, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın. Borsa İstanbul piyasa analizini sundu.